Herkes tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Turul. Bugün sizlerle birlikte Watch Dogs oynuyoruz arkadaşlar. Açıkçası biraz Watch Dogs oynadım ve ananı satarım, kendimi patlatıyordum. Oyunun çok iyi olduğunu söylenemez gençler. İlk bölümü yaptım, yani ilk bölüm biraz sıkıcı olacağını düşündüm sizin için ve ben de ilk bölümü direkt kendim yaptım. Şişt, araba bende mi geçiyorsun? Gel bakayım. O motoru oraya bırakmış, alırım. Vallahi alırım bir daha kardeşim, kusura bakma, buraya park yasak yani. Buraya park yasak yani, kusura bakmayın yani. Şimdi sesini dinleyin gençler, bakın. Duyuyorsunuz mu sesi? Sesi duyuyorsunuz mu? Bunlar ne biliyor musunuz? Bunlar hep motor. Şimdi gençler, şey düşünüyorum ben. Yani tabii ki de sizin yorumlarınıza ve like'larınıza bağlı. Bu oyunun serisi... Onu satayım. Nefsinden sonra kıpkırmızı. Ha, güzelsin ama ben motor severim. Bu oyunun serisini yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Eğer bu oyunun serisinin gelmesi istiyorsanız, video beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Yorumlarınıza teker teker cevap veriyorum. Şimdi haritayı bir açalım. Oyunu biraz oynadım dediğim gibi. Bu ne mesela bu? Arpon Game. Ne yapacağım bunu? Görev mi bu? Ha, görev sanırım. Evet, hadi buraya gidelim. Bakalım neymiş. En azından öğrenelim. O ön kaldırıyor mu lan? Oo, GG. Sen nesin bro? Sen nesin böyle? Bro abi adam. Adam pro yani gençler, karışmayın. Dur ya, ben ne yapacağım? Unuttum ben ne yapacağım yalnız. Ha tamam, yolum çıktı. Az önce çıkmamıştı çünkü, dedim neler oluyor. Neler oluyor hayatta dedim. Bakın bakın bakın, efsane dönüşler. Bak görüyorsunuz mu? Bunlar hep proluk. Bunlar hep proluk göstergesi. Selam beyler, ne yapıyorsunuz ya buralarda? Dur bakalım. Şimdi Recep Waypoint. Ne yaptım ben? Önemli değil, önemli değil. Bilerek yaptım zaten gençler, biliyorsunuz. Anam. Yalnız yandan çarptı lan. Olmaz böyle şeyler. Trafik ışıkı. Bunu çok seviyorum gençler. Bakın böyle trafik şeylerini yapıyorsunuz. Kaza falan oluyor. Herkes birbirine giriyor. Mükemmel bir şey bu ya. Gerçekten oyunu sevdim. Ve ben oyunu bitireceğim gençler. Eğer dediğim gibi sizle bitirmemi istiyorsanız, evet anam anam nasıl yaptım bunları. Dediğim gibi arkadaşlar, sizlerle beraber oyunu bitirmemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kesin yorum atmayı. Yorumlarınızı zaten tekrar tekrar okuyup cevap verdiğimi kanalımı takip edenler bilir. Bundan dolayı yorumlarınızı tekrar tekrar cevaplayacağım ve buradan Ahmet'e selamlar. Benden selam istemişti sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Yanlış hatırlıyorsam affola. O kendini biliyor zaten. Aman birader. Dur, sakin ol, sakin ol. Şuradan gider mi lan? Oh yeah. GTA 5'te o merdivenlere çıkmak imkansız gençler. İmkanı yok yani oraya çıkmanızın. Ne yapacağım ben şimdi mesela? İn motordan. Üçgen. Tamam, ne yapıyorum abi? Evet. Anlamadım. Anlamadım, kaçırdım. Ne yapıyoruz birader? Bak bir niga. Dur. Buraya mı gitmem gerekiyor? Tamam, o zaman oraya gidelim de. Daha az önce oradan geldim ya. Daha az önce oradan geldim çıkıştım. Bin arabaya, bin arabaya. Arabaya bin çocuğum. Arabayla daha kolay gençler. Hayat arabaya daha kolay. Motorla hani ölme riski var, ben ölmeye gelemem şimdi. Ve araba sürüş hissi mükemmel gençler. Araba sürüş hissine falan GTA 5 kadar hani iyi süremiyorsunuz arabayı belki, ama bunda kontroller daha sert ve daha sert olduğu için daha gerçekçi bir görünüm kazanmış bence. Ben şey gibi düşünüyorum mesela, böyle sanki gerçekten arabayı daha zor kontrol ediyorum. Bu da hani gerçek hayatta arabayı sürmek GTA 5'teki kadar kolay değil. Aman ne oluyor lan? Warning, 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 target the escaping. Ne oluyor birader, ben kaçırdım. Ciddi ciddi kaçırdım yani. Target the escaping ne? Takedown ne? Ben neyi kaçırıyorum? 3, 2, 1, görev gitmesin. Görev... Ne yaptığımı kaçırdım, evet. Mükemmelim. Mükemmelim. Ama ne yapacağımı da bilmiyorum ki, benim İngilizcem o kadar pro GG falan bir şey değil yani. O zaman serbest takılalım biraz. Aa selam. Ama ben bu arabayı istemiyorum. Aa motorum vardı benim burada. Ne yapacağım ben mesela şimdi? Ben onu... Ha, bu yoldan gideceğim ya. Ben de diyorum. Niye? Zaten adamlar buraya yol koyduysa bir sebebi vardır bunun. Tek bir sebebi vardır. Şimdi şuradan uçalım mı? Oya. Şimdi şöyle bakın, pro... Aa adam kaçıyor benden. Adama kendimi göstermemem lazım sanırım. Bilmiyorum, adam normal yolunda gidiyor da olabilir. Ya der, warning the escaping ne ya? Anlamıyorum ki. Bak ben tam burada durayım. Beni burada kimse görmez. Bak beni burada, ben bile nerede olduğumu bilmiyorum şu anda. Bu araba itmiş şuradan. Götür şunu ya. Götür şunu ya.
Tamam, sanırım ben olayı anladım. Bir sonrakini yapıyorum. Bir sonrakini yapıyorum, siz rahat olun. Tamam lan, merak etmeyin. Oha, araba geri vitesi takılı kaldı. Şu çaktırmayın. Şimdi yapıyorum. Şimdi yapıyorum ya. Bakın iyi izleyin şimdi. Ben olayı biraz yanlış anladım ya. Bu araba da sürekli değişiyor ha. Sanki fabrikası var birader. Take down. Take ne demek? Saldır mı demek? Öyle bir şeydi. İndir mi? Neydi? Öyle bir şeydi. He, anladım lan şimdi. Tam hala anlamamış olabilirim belki ama. Dur, ne yapacağım ben şimdi bu adamı? Böyle gizli gizli mi takip etmem lazım? Ne yapacağım yani? Mesela şuradaki kameralara falan mı gireceğim? Ne yapacağım? Allah Allah, bak yine aynı şeyi söylüyor. Geldiğim yere geri mi gitmem lazım? Ne yapayım, ne yapayım? Ha, şey kaçıyor. Anladım anladım, dur anladım gençler ya. Biz deminden beri adamı elimizden kaçırıyormuşuz. Anladım anladım. Adamla aramızda belli bir mesafe olacak ve bu mesafeyi korumaya çalışacağız. Hani bu Call of Duty'de bir görev vardı, bilenler bilir, Call of Duty 4'te bir adam vardı ve yanınıza adamlar geçiyordu. O görevi ben bir türlü başaramadığım için oyunu bırakmıştım, çok iyi hatırlıyorum. Sonra da meğersem biz adamın yanında duracakmışız, kimseyi öldürmeyecekmişiz, onlar bizi görmeden geçiyormuş zaten. Ama bunu hiçbir şekilde akıl edememiştim, şimdi mantıklı geliyor. Adamı kaçırmayacağım sanırım gençler, yani adama yakın olacağım. Anladım, ben deminden beri diyorum adam beni gördü falan filan kaçıyor. Mantıksız gelmişti yani, şimdi mantıklı geldi. Gel lan buraya. Arabadayken silah. Arabadayken ateş edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Tabii ki de edemeyiz. Bu GTA 5 mi birader? GTA 5 mi bu? He? Gel bakayım buraya. Selam birader. Ne yapıyorsun? Nereye kaçıyorsun mesela? Söyle bakalım, nereye kaçıyorsun? Hadi oraya kaç bakalım. Oyun bizi oraya sürüklüyor zaten. Buraya gel. Buraya gel. Öyle kolay değil. Öyle kolay değil benden kaçmak. Gel buraya. Tuğrul baba geliyor, gel buraya. Buraya gel. Ya bu nasıl araba kullanmak? Bu nasıl araba kullanmak? Hadi görüşürüz kardeşim. Haydi görüşürüz. Dur. Nereye kaçacaksın? Yürüyerek nereye kaçacağım ben? Benden nereye kaçacaksın yürüyerek? Bir dakika da 3000. Temiz 3000. Böyle bir şeyde 3000 dolar para veriyorsan birader, ben neler yaparım, kimleri öldürürüm sen daha bilmiyorsun. Şuradan uçan bu araba. Oh yes. Çevreli etkileşimde mükemmel gençler. Of, arabayla stunt yapan ilk benim herhalde. Dur, şu arabayı döndürelim. Açık dünya oyunu olduğunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur gençler. İstediğiniz yere gidebiliyorsunuz ve kamera açısında şu şekilde FPS alabiliyorsunuz. Ama FPS biraz kötü geldi bana. Yani arabanın içini dikkatli göremiyorum ve bu beni biraz etkiledi açıkçası. Çünkü GTA 5'te bildiğiniz üzere arabanın her ayrıntısı motoruna kadar belli bir şekilde. Benim burada bu oyunu GTA 5'te kıyasladığım yok gençler, yanlış anlaşılmasın, ama yani sadece oynadığım oyunlarla arasında bir fark olduğunu bildirmek istiyorum sadece. Mesela GTA 5 arasındaki farklar bunlar. O ters yönden çılgın Tuğrul neler yapıyor, oh yeah, pro, burada bile bakın, burada bile neler yapıyorum bak, oh yeah. Makas ata gidiyorum. Bu oyunda makas atmak daha zevkli gençler. Mesela GTA 5'e şunu yaptım mı araba gider. Arabayı kaybederim. Şimdi de kaybettim. Önemli değil, kimse görmedi. Mesela buralar neler var ya? Yap abi trafik ışıklarını, kazda olsun. Selam gençler, gel yarış yapalım hadi. Şuradan benzin alayım. Şaka şaka araba değiştireceğim ama güzel bir araba yokmuş. Her taraf onu satarım. Porsche mu lan o? Vallahi Porsche buldum gençler. Ciddi Porsche buldum. Ya Porsche, adam akıllı Porsche yapın, bu ne ya, her taraf gitmiş. Şarkıyı kapat kardeş, şarkıyı kapat. Sonra çok sıkıntı çektiriyorsunuz bana şarkıdan dolayı. Yalnız araba akıyor. Altından kayıp gidiyor araba. Aman abicim, ucundan kurtarırım. Dediğim gibi gençler, şimdi bu videoda fazla görev yapmadım. Bir görev yaptım gördüğünüz üzere. Şimdi şuradan bir blocker, yes ne var? dediğim gibi. Bu oyunun devamı için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani çok fazla bir şey yapmadık, ben de farkındayım. Video pek uzun olmamış da olabilir. Zaten sadece gezdik. Oyunun hakkında size kısa bilgiler verdim. Yüzmek falan var oyunda. Hatta şöyle göstereyim. Şuradan uçar mısın? Ne kadar salak bir arabasın sen. Ne kadar salak bir arabasın. İn şuradan. Woo! Evet. Yüzmek var dediğim gibi gençler. Gemi, uçak var mı bilmiyorum ama gemi varsa uçak da vardır mantıken. Öyle düşünüyorum en azından.
Bence mantıklı yani. Gemi varsa uçak da vardır. Şu gemiye binelim madem, videoyu öyle bitirelim gençler. Dediğim gibi Watch Dogs'un devamı için kesinlikle video beğenmeyi unutmayın. Dying Light devam edecek. Bu kararı aldım çünkü video 22 like aldı neredeyse. Kanalımda iyi like adam, iyi like alan videolardan biri. Burada ne üçgen de mi? Üçgen de, evet. Evet. Bakalım götürelim. Ben bunu aldım mesela, artık bu benim. Açık deniz falan var sanırım. Yalnız oyun tek bir dünyada mı geçiyor, yani tek bir şehrimiz mi var? Hatta şöyle bakalım abi. Oldukça büyük bir şehir oldu zaten belli gençler. Hatta oldukça değil, çok büyük bir dünya oldu belli gençler. Hani burada yap bitiremeyeceğimiz şeyler olduğunu hepimiz biliyoruz. Ben bayağı bayağı gitmişim ya. Ben bayağı bayağı gitmişim gençler. Dediğim gibi bu oyunun devamı için video beğenmeyi, şu an geri vites taktım. Bu mesela, bunları geri vites nasıl oluyor acaba? Pervane vites önce bunlar geri gitmemesi lazım. Bence mantıksız yani. Ona bakarsan geminin tonlarca ağırlıkta bir geminin denizin üstünde durması da mantıksız değil mi Turuldun? Evet, kendi kendime tagline yapacaktım. Dediğim gibi video beğenmeyi unutmayın gençler, kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.